Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Burdur Bucak Yüreğil köyünden sesleniyoruz. Yanımızda Can Besiciliğin kurucu ortağı Yasin Can Bey bulunuyor. Merhabalar Yasin Bey. Merhabalar Gülay Hanım, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk diyoruz bu güzel Şirin köyümüze ve tabii ki Can Besicilik çiftliğimize. Evet. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Can Bey, Yasin Bey kimdir? Yasin Bey 1993 doğumlu. Burdur Bucak Yüreğil köyünde dünyaya gelmiş. Bu doğduğumuzdan bu tarafa hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu işlerle uğraşıyoruz, bu işleri yapıyoruz. Çok güzel, çok da güzel yapıyorsunuz. Tabii ki hayvancılık deyince aklımıza hem küçük baş hem büyük baş hayvanlarımız evet, geliyor. Evet. İsterseniz tabii ki burada çiftliğimizde hangi hayvan çeşitlerimiz olan bahseder misiniz? Çünkü besi olan var, damızlık var değil mi? Biraz bahsedelim evet, isterseniz. Evet, besi olanlar zaten bu tarafta belli. Damızlık olan hayvanlarımız ileri tarafta. Onlara doğum yaptırıyoruz üretim olarak. Küçük baş var şurada arka tarafta. Onlar da besi olarak kurbana çıkarmak için yapıyoruz. Evet tabii. Üretim yaptığımız tesisimiz biraz daha yukarıda. Orayla Mehmet abim, Mehmet Can Bey ilgileniyor. Hem kardeşiz evet. Hem diğer ortağımız evet, değil mi? Evet, evet. Evet, çok güzel. Onlarla o tarafta o ilgileniyor. Bir ayrıyetten buradaki çiftliğimiz haricinde tesisimiz de var değil mi? Evet, keçi üretimi yaptığımız tesisimiz yukarıda. Aa, keçi üretimi de var evet, sizde. Evet. Peki bu keçi üretimini biraz bahsedelim isterseniz. Çünkü etinden ve sütünden yararlandığımız için söylüyorum. Evet. Özellikle peyniri çok lezzetli oluyor. Size var mı üretim aşaması? Bunlarla üretim alakalı? Aşaması peyniri oluyor yani. Belli bir dönem oğlak. Yani yavruları emiyor ondan sonra biz kendi ihtiyacımız kadar sağıp evet o şekilde yapıyoruz. Çünkü bazen mesela sütünden hani eti haricinde yararlanan ticaretli olarak yapan çok da lezzetli olduğunu söylüyorlar. Evet. Ben çok yemiyorum tabii ama doğal olduğu için çok lezzetli. Evet çünkü biliyorsunuz süt ve et ürünleri sağlıklı bir şekilde üretildiği zaman sağlıklı hayvanlarımızdan alındığı zaman çok güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Tabii ki burada hayvanlarımızın belirli tabii veteriner kontrolünün olması ve sağlıklı beslenmesi çok önemli. Burada kullandığınız yemlere kadar o yemler içindeki vitaminlere kadar her şey çok önemli. Biraz bahseder misin neler yapıyoruz burada? Burada belli bir sezon silaj yapıyoruz. Yazdan kendi yetiştirdiğimiz mısır silajı yapıyoruz. Şu anda elimizde kalmadı. Üretimimiz yani ürettiğimiz silaj yeterli olmadı. Şu anda vermiyoruz. Saman, arpa, yem, buğday kırması bu şekilde besliyoruz. Tabii illaki fabrika yemi de kullanıyoruz. Bir de şey bu mısır silajının hayvanların etinde ve sütünde lezzeti arttırma açısından çok lezzetli olduğunu, arttırdığını söylendi. Ne kadar doğru. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki hayvancılar. İllaki tabii ki de bunun etkisi oluyor ama doğal olduğu için hayvanlarımız yani onunla tüketiyor ama belli bir süre veriyoruz. Biz sonra vermiyoruz. Yani bu besiye bazı insanlar sevmiyor. Bazı insanlar çok lezzetli olduğunu söylüyor. O şekilde. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Siz hayvancılıkla uğraştığınız için. Burada tesisimizde tabii ki birkaç çeşit var demiştiniz. Hem damızlık var, hem besi var. Hem de aynı zamanda keçilerimiz var. Bir de küçük baş koyunlarımız var değil mi? Evet. Koyun ve kuzularımız var. Evet, var. Peki biliyorsunuz ki bir adaklık ya da biliyorsunuz kurban bayramında çok fazla tüketim olabiliyor. Tabii, doğal olarak tabii ki. Zaten eseri kurbana çalışıyoruz. Aa, çok güzel. Hı-hı. Peki hangi bölgelere daha çok gidiyorsunuz? Yani sadece bu Burdur Bucak çevresinde mi yoksa Isparta? Antalya. Hı-hı. Antalya tarafına o tarafa gidiyoruz ekseri. Yani bu taraftan besleyip Antalya'da götürüp satıyoruz. Hı-hı. Korkut Eri'ne götürüp satıyoruz. Hı-hı. Veya onlar buraya geliyor. Antalya'dan müşterilerimiz geliyor. Burdur'dan geliyor. Yakın o şekilde. Olduğu için. Yakın olduğu için evet. Güveni verdik bir zaman. Her yerden şey oluyor. Sadece hayvancılıkla mı uğraşıyoruz yoksa şeyimizde var mı? Tarımla alakalı bir tarımla alakamız var. Mı? Evet var. Bazen neler yapıyoruz? Arpa, buğday, pancar ekimi yapıyoruz. Şeker pancarı. Evet. O şekilde bir üretimimiz var. Peki uzun yıllardan beri burada kardeşiniz Mehmet Bey'le hayvancılıkla ve tabii ki tarımla uğraşıyorsunuz. Çok güzel biliyorsunuz. Önemli bir şey. Evet. Ve burada tabii size çok büyük emek sarf ediyorsunuz. Burada hayvanlarımızın tabii beslenmesinden tutun, üremesine kadar, her şeyine kadar sizin mutlaka ilgilenmeniz gerekiyor. Evet. Ve bu tabii ki bunların biliyorsunuz ki üretim aşaması var, satış aşaması var. Ve kaliteli bir şekilde hizmet vermeniz şart. Evet. Çünkü başından nasıl gidiyorsa öyle devam öyle ediyor. Devam etmiş oldu. Peki siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. İç pazarda tamam bir yerlere oturmuşsunuz. Uzun yıllardan beri bu iş yapıyorsunuz bildiğiniz kadarıyla kardeşinizle birlikte. Peki ileriki hedefleriniz nedir? Bu burasıyla alakalı, çiftliğinizle alakalı daha büyük bir alana büyük bir tesis daha kurmak. İlerideki şeyimiz o. Hedefimiz peki, o. Burası siz kendi hayvanınızı kendiniz tabii ki burada şey yapıyorsunuz. Bir kısmını üretebiliyoruz. Hepsini üretemiyoruz. Şu anda yerimiz kısıtlı olduğu için hepsini üretemiyoruz ama birçoğunu da satın alıyoruz. Peki yurt dışından mesela bazen hani İtalya olarak. Evet. Sizde böyle bir ileriki dönemlerde hani
yapabiliriz. Hollanda olabilir, evet. Biliyorsunuz çok hacizleri evet. var. Düşünür müsünüz böyle bir şey mesela? Düşüncemiz var zaten. Bu yılın sonunda eğer öyle bir şey olursa, gerçekleştirebilirsek yapacağız. Tabii ki bundan biraz biliyorsunuz et olayı olduğu için, bir de besli hayvanları da oldukları için etlerin tabii lezzetli biliyorsunuz hastalıklardan korunması lazım. Evet. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda bir pandemi olayı çıktı. Artık yediğimiz her şeye dikkat ettik. Eti bırakın. Yani biliyorsunuz sokakta ekmek alırken bile, fırına ekmek alırken bile dikkat eder olduk. Evet. Biliyorsunuz belli dönemlerde bu hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Evet. Bunlar neden ortaya çıkıyor? Siz daha iyi bilirsiniz hayvancılık uğraştığınız için. Bu aşılarımız zamanında yapılmıyor, veteriner kontrolleri mi yapılmıyor? Bir hafiften hastalandığı zaman onu ayırmıyorlar mı? Hani en azından aşılarımız devlet gayet normal, düzgün bir şekilde yapıyor ama İlla ki acaba gözden kaçan mı oluyor? Mesela hasta olan bir hayvan oluyor, gözden mi kaçırıyor? Artık nasıl oluyorsa bir tekrar bu hastalık yayılıyor, ürüyor. Hmm. Yani aşılar yapıldığı zaman bir sıkıntı olmuyor ama devlet rutin aşılarını da gerçekleştiriyor. Diyelim ki işlerinden bir rahatsızlandı. Evet. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Bir veteriner gibi de ki bunun ayrılması gerekiyor. Siz onu ayırıp başka bir yere koyup ondan sonra iyileşmesini bekliyorsunuz. Evet. Bu ayrı... Çünkü biliyorsunuz sağlık evet, başka bir bölüm daha var. Hı-hı. Burada değil, bu test değil, başka bir yerde. Çok onu güzel. Oraya ayırıyoruz. İyileşene kadar orada duruyor, ondan sonra tekrar hayvanların içine getiriyoruz. Bunlar çok önemli şeyler biliyorsunuz. Çünkü tabii ekranlara başında ticaret olarak yapanlar da var. Bahsetmiş olduğumuz gibi burada o yüzden hayvanlarımızın sağlıklı bir şekilde yani üretiminin olması, aynı zamanda satılması çok önemli. Evet. Yani bu yüzden önemli. Size güvenmeleri gerekiyor. Neden siz tercih ediyorlar? Yani toplumumuza vermiş olduğumuz bir güvenden tabii. kaynaklı olması gerekiyor. Çünkü her yerden geliyorlar bakın. Tabii, Antalya var. Antalya'dan geliyor, Burdur'dan geliyor, Bucak'tan geliyor. Hı-hı. Korkuteli tarafından gelenlerimiz var. Bu şekilde. Tabii bunun biliyorsunuz belli zamanlarda kesim için istiyorlar ama aynı zamanda üretim için de yani bir hayvan olarak size alıyorlar ya. Bunun tabii toptan şekilde alabiliyorlar mı sizden? İmkanları var mı? Yoksa bir ya da iki hayvan olarak mı alıyorlar? Bir ya da iki hayvan olarak da alan oluyor. Toptan şekilde alan da oluyor. Uzun yıllardan beri hayvancılıkla uğraşıyorsunuz kardeşinizle evet. birlikte. Bu işi yapmayı düşünen ekranları başında Türkiye'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde biliyorsunuz ki evet. Türklerimiz var. Bu sektörü orada da ilerletmek isteyen, hayvancılıkla uğraşmak isteyen mutlaka sevgili izleyenlerimiz var. Evet. Ticaretini yapmak evet. isteyenler var. Çünkü biliyorsunuz ki birçok Türk gurbetçimiz orada çalışıyorlar. Ona neler tavsiye edersiniz, neler söylemek istersiniz? Yani bu işi yapmadan evvel neler dikkat etsinler? Bu işi yapmadan evvel önce tecrübesi, yani biraz bir tecrübesi varsa öyle başlasın, öyle değilse zor. Değil mi? Hayvancılık çok zor. Çünkü can emaneti sana. Evet. Bunu öldürdüğün zaman sermaye gider. Bir de şöyle bir şey var, bunların yavrusu oluyor biliyorsunuz. Tabii ki. O zaten en sıkıntılı süreç o. Peki. Gerisi bir şekilde veterinerden yardım alarak, besleme programları alarak o şekilde yaparsınız ama bu şekilde yani doğum sıkıntısı biraz zor. Evet. Bir de o var yani. Düşünsene bir çocuk bir şey gibi oluyorsunuz, baba gibi oluyorsunuz evet. bir nevi. Onların yani yavrularını da siz muhafaza ediyorsunuz, koruyorsunuz. Evet. Çünkü onun hastalık kapmaması gerekiyor. Büyüme aşaması var. Yeni bir besi olarak da tabii ki büyümesi gerekiyor. Ve onun bakımı var. İşte yenlerinin iyi olması lazım. Güzel bakılması lazım. Hasta olmaması evet. lazım. Yani bir nevi bebek gibi sadece burada büyük başlarımıza bakıyoruz. Çocuk büyütür gibi. Değil mi? Büyütüyoruz. Hakikaten çok zor bir işiniz zor. Var. Tabii bunun için bir ekip lazım. Sadece Mehmet Bey sizde olacak bir şey değil evet, mi? Evet. Çünkü birçok hayvanımız var. Farklı farklı hayvanlarımız var. Hepsini farklı farklı bir şekilde değil mi? Onların bakımı var. Yani sonuçta belki üretim her şeyi aynı gibi gözüküyor evet. ama aslında hepsi farklı. Hepsinin farklı farklı bakımı var. Farklı farklı rahatsızlıklar oluyor. Onun rahatsızlığı ona uymuyor. Yani değişik. Gerçekten yani, zor evet, bir iş değil mi? Evet. Peki küçük başlardan biraz bahsedelim. Sizin o küçük başlarda nasıl yapıyoruz? Küçük başlarda aynı besi sisteminde yapıyoruz. Onları kurbana çıkarıyoruz. Hı-hı. Üretim yaptığımız yer işte demiştim daha önce yukarı tarafta. Onlarla Hı-hı. Mehmet Bey ilgileniyor abim. Peki besi hayvanının olduğunu bir adaklık olan şeyi nasıl anlıyorsunuz? Aradaki fark dişlenen demiştiniz program başında. Büyük başta öndeki iki çapa dişi. O bilgiyi de verin. Evet 60 olması gerekiyor. Öndeki iki çapa dişi olması gerekiyor. Yani evet. alttan yenisi gelmesi gerekiyor. Bir türlü kurban olmuyor. Kurban kasmını korumuyor. Bakın gördünüz mü sevgili izleyenler? Bunu da öğrenmiş en azından kurban alışverişine gidecek olan sevgili izleyenlerimiz. Önümüzdeki kurban ayı evet. biliyorsunuz kurban bayramı yaklaşıyor. Yaklaşıyor. O yüzden sadece bayram için söylemiyoruz tabii ki. Her zaman gittiklerinde yazan bilsinler ya zaten ki. Zaten buna bakmadan almasınlar. Değil mi? Kesinlikle. Yani dişi yaşı tutmayan hayvanı ucuz olarak veriyor. Ucuz veriyor. Ya yani almasınlar. Tut kurban olmuyor. Ya değil mi? O tabii. zaman erkek mi olması gerekiyor? Erkek olması dişi olması önemli değil. Evet. Dişlerden. Yaşın dişlerini atması gerekiyor. Biliyorsa yaşını, bilmiyorsa dişine bakması lazım. Peki bunun eti daha mı lezzetli oluyor? Bu Kasım ayına kadar doğada duruyor mesela bu hayvan. Doğadan besleniyor. Kasım ayından sonra içeriye besi alıyoruz. Bunun eti tabii biraz daha lezzetli oluyor. Duydunuz sevgili izleyenler. Bakın bu aslında pratik bir bilgi ama herkesin bildiği bir şey değil belki de. En azından bu işe başlayacak olanlar veya
hayvan alacak olanlar, kurbanlık alacak olanların bilmesi gereken püf noktası değil mi? Evet. Evet. Dişlerin atmasına dikkat ediyoruz değil mi? Evet. Evet. Evet, son olarak sevgili izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ekranları başında bizi izleyenlere. Buyurun alalım Yasin Bey. Buradan Gülay Hanım ve ekibine çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar bizi ziyaret ettikleri için. Bu kadar demek istedim. Biz de ağzınıza sağlık diyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, bugün sizlere Burdur Bucak Güreğil köyünden seslendik. Can besiciliği kurucu ortağı Yasin Can bize hayvanlarımız hakkında, tabii ki hem besi hem damızlık, aynı zamanda küçük baş hayvanlarımız hakkında çok önemli ve tabii ki güzel bilgiler aktardı. Kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.